Yani hayvan beslemek çok zor olmuş. Çobanına olsun, ne bileyim bakımına olsun, yemi olsun, her şey olsun yükselince mecburen peynir de yükselir. Talep şu an düşük. Millet alım gücü yoktur açıkçası ekonomik krizden dolayı. Milletin alım gücü yoktur. Yoksa örnek söyleyeyim 100, 150, 160, 170 lira bir peynire çok değil açıkçası. Çünkü yani paranın değeri kalmadığı için ama millette alım gücü olmadığı için millet alamıyor. Yani özellikle bizim Van'da çalışan insanların bir evde 10 nüfus var. 10 nüfustan ya bir kişi, iki kişi çalışıyor, çalışmıyor. Diğerleri hepsi boştur. İş imkanı olmadığı için burada peynire de talep olmaz, gıdaya da talep olmaz. 40 yıldır bir fiil bu işle meşgulüm. Geçen sene oranla bu sene arasında çok fark var. Çünkü Türkiye'deki bu ekonomi sıkıntı, malların pahalı olması, enflasyon yüksek olması tabii etkiledi. Yalnız bu konuda şöyle bir şey var. Her ne kadar enflasyon yüksek olması etkiliyse banı fiyatı da etkiledi. Banı fiyatı yüksek olduğu için satışlarda %50 %60 fark etti. Buradaki yeni peynirin fiyatı her sene Mayıs'ın 15'ine çıkmaya başlar. Bu sene Mayıs'ın 15'ine çıkmaya ama biraz havalar soğuk olmuş. Şu anda biraz pahalı çıkmaya başladı. Şu anda 100 ile 150 lira arasında alışımız var. 150'den 200 arasında satışımız var. Yani 100 lira dediğimiz inek peyniri, 150 lira dediğimiz koyun peyniri. İnek peynirini 150 lira veriyoruz, koyun peynirini 200 lira veriyoruz. Ama bu yoğun yağmurlardan dolayı inşallah temennimiz biraz otların fazla olması, hayvanların daha iyi beslenmesinden sonra belki fiyatlar biraz düşebilir. Havalar biraz ısınırsa fiyatların düşmesini bekliyoruz. Çünkü süt oranı arttı. Hayvan otladığı zaman, süt oranı arttığı zaman birazcık peynir de artar. Arz talebi karşıladı mı biraz fiyatlar düşebilir. Şimdi ekonomik kriz hepimiz etkiledi. İşçiden tut memura, memurdan tut ta üst kademeye kadar ama bize şöyle etkiledi. Şimdi köylü haklıdır. Kullandığı yemler pahalandı. Köyden şehre geldiği zaman kullandığı araç ücreti pahalandı. Ondan sonra veteriner hekime verdiği ilaç fiyatları pahalandı. Bunlar pahalı olduğu için tabii bu fiyatta peynire yansıdı. Peynire yansıdığı zaman bize de yansıyor. Bize yansıdığı zaman da alan kişinin, tüketicinin alım gücü biraz daha düştüğü için biraz fiyatlarda yüksek olduğu için birazcık arz talepte sıkıntı çekiyoruz. Biraz önce dediğim gibi %60 fark ediyor. O durumda. Onun dükkana gittim. Ondan sonra geldim burada bir 2 kilo cacık aldım o da. Alamıyoruz. 300 lira eski peynirdir. 200 lira taze peynir hala su gidiyor altına. Alamıyorum. Peynir memleketidir alamıyoruz. 10 milyon maaş alıyorum. Nasıl idare edeceğim? Peynir doluydur evet. Para yoktur. Bir şey gelmiyor para. Çok perişan durumdayız. Durumumuz hiç iyi değil. Yani ne yapacağız bilmiyoruz. Evet, canımız da her şeyi de istiyor. Fakat ne yapalım? Ya geçen sene hiç mesela diyor 1-2 kilo verir. Şimdi biz 200-300 grama düşmüşüz. Onu alamıyoruz doğrusu. Hani güzeli alamıyoruz doğrusu. Yani hoş olmayanla kaçıyoruz. Ucuzu kaçıyor. Ben cacık ne diyeceğim? Bunu maydanoz gider, biber gider bilmene yine 200 gram bana mal olur. Arkadaş 160'a vermiş bana. Yine kilosu 100 lira bana mal olur. Cacıktır ne yapacağız? Öyle. Evet.